Evet, yakarken canlı yayında açarım. Bu Edren abone oldu, hoş geldin Edren. Bu Ron 4, hoş geldin. Ot içmedim paradisi yapmak mantıklı bu arada. Bo, tamam. Bo. Kendine müzisyen abone oldu, hoş geldin. Kendine müzisyen. Sağ olun. Avastrin, hoş geldin. Ne diyordum? Ne diyordum? Bir şey diyecektim. Bir şey diyecektim. Bir şeyler yakmaya özendirmekten dava açılmasın bir de. Yok hiç. Ya, sanmıyorum. Sanmıyorum öyle bir şeyi. Hani Şehinşah'ın yak 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 diye şarkısı var. Sonuçta. Değil mi? Kendine müzisyen Elren geçmiş olsun demiş. Kendine müzisyen Porsche çok geçmiş olsun. Umarım yakın zamanlarda doğru karar alırlar. Gördüm, bir yazayım dedim. Keyifli sohbetler. Size teşekkür ederim. Sağ olasın. Mesajın için ve İyi dileklerin için. Mallara zarar vermekten aç. Yo, ben kendi şeyim, kendi kıyafetim. Parasını verdim, aldım yani. Benim eşyam, kendi eşyama zarar verebilirim. Mert Özef ve Sarp Sımsın. Hoş geldiniz. Parayı yakmak yasak, doğru. Ya niye bu konuyu konuşuyoruz? Zaten niye bu kadar şeye girdik? Niye bu kadar boş bir yola girdik? Sorgulama, manyak olursun. Para cezası olarak da galiba şey geldi. 16.666 TL. 16 bin, resmen 6.666 ile şey oldu. Sonu. Ve para cezasının şeyi de, süresi de ne, kaç gün biliyor musunuz? Hani günle hesaplanıyor para cezaları. Bak çok komik. Para cezası süresi 833 gün. Evet. ...833 gün verdi hani. Mükemmellikten şu kadar uzaktaydık. 830 gün olabilirdi o. Bu böyle şey. O bu ciddi momentte. Karma is a bitch. Twin blood. Hoş geldin. Ono. Hoş geldin. Megantika, hoş geldin. Ne diyordum? Ha 830 gün ban verir. Aa, değil mi? Ben de insanlara kötü espri yapmaktan ban veriyordum zaten. Benim de yaptığım espriyi beğenmediği için ban verdi gibi bir şey oldu. Ne yaptım moruk
Hoş geldin. Bakayım. Ekşi de cezan ile alakalı başlık açmışlar. Sakın okuma. Yok ya, ben şey yapmıyorum. Ekşi sözlük okumuyorum. Ne kadar ırgalara de kıskananlar, başımda felaket tıktanırma, sarı kafam yıkılsın yakın. Bir saniye. Tabii. Hapis yatmak. Of ya. Gülmemem lazım. Allah kahretsin. Sırf şey olduğu için. O goril mimi olduğu için. Üzülmek. Hüküm giymek. Pişmanlık. Tutuklanmak. Of. Of. Free Porjais'e hoş geldin. Yardan yemek. Dava. Tamam. Ay, kafamda hep goriller canlanıyor yani, onları okuyorum.
D kare mi? D kare minör. O böyle değil, böyle olmaması lazım. What the fuck? Bir saniye arkadaşlar, bir şey bir şeyi bulmaya çalışıyorum şu an. Tamam kanka, ben yayından sonra şey yaparım, arayacağım seni. Büyük ihtimalle akorları böyle değildir ama yani atıyorum şu an. Ne kadar ırgalara de kıskananlar, başımda felaket ıhtanarman. Sarın kafam yıkılsın, yakın duman yayılsın. Yoruldum hayattan, sarıldım kafama. Yaşamak savanada kolaydır sanırım kanka. Bata çıka yol alırım Araf'ta. Yürürüm, ayaklarım acırar, hükümlüyüm, yalanlarım kanıtlar. Büyüdüm, yükümlülüklerim var, İzdişimim düşer üzerine. Derken hiç düşünce cümle düzenine serikan. Dizilir rezil delilleri var, delilleri çağ. Kaliteli delirmeliye de beynim al. Aha, duman dedi 2 yıl daha. Efe Aydal'la yayın ne zaman gelir? Normalde yayın dün olacaktı. Efe Aydal'la beraber. Uğur Hello 25 TL yollamış. Teşekkür ederim. Ne diyordum? Ama o mahkeme sonuçlarını falan tahmin etmemiştik yayın tarihini ayarlarken. O yüzden ertelemek gerekti, çünkü benim çok hani şey yapacak psikolojide değildim o sırada. Abi Efe Aydal'a onu liseye gidiyorken internet kafeye gidip videolarını izledin sonra sen... Ha, büyük ihtimalle yani belki biliyordur ama şey yaparım. Söyleyeceğim zaten. Yani. Bir de düşünsene adam şey... Full beni gömmek için falan açmış yayını, düşünsene. Boş ver, bugünün trajedisi yarının komedisi abi. Yani. Ha işte o günleri şey yapıyorum biraz. O günleri bekliyorum. Yani umarım hani bitsin de hani üzerinden atlatabileyim. Hatta birisi şey Twitter'da yine o şey tayfadan, eleştiren tayfadan birisi şey yazmış böyle, hani imalı imalı. Hani ha işte şimdi bunun da şey yap, üzerine giderek ne dedi? Mizanı yap da, mizanı yaparak üzerine git bakalım bunun da. Kendi başına geldi şimdi falan filan. Ama biz yani bir saniye.
Zaten yapacağım şey buydu zaten. Yani peki güzel tavsiye olmuş ama zaten yapacağım şey buydu. Hani laf soktuğunu sanıyor, anladın mı? Yo, doğru, öyle yapacağım. Atlatayım, atlattığım zaman bu konuyu atlatabilirsem o şekilde üstüne gideceğim. Ve ileride bir gün, yani umuyorum ki gülünecek bir olay olacak. Kafein Addict abone oldu, hoş geldin. Kim bilmiyorum ya. Bu psikolojiden çıkmanın tek yolu dalga geçmek zaten. Dalga geçmek demeyeyim de hani şey, dalga geçmek denemez ona. Daha çok stres şey yapmak gibi. Gerginlik azaltmak gibi. Bir şekilde öyle ya da böyle. Konuyla arandaki buzu kırmak belki. Emin değilim ya. Ben de bilmiyorum neden bahsettiğimden. Hani ne bileyim şey mi bekliyorlardı böyle. Neyse ya, aman. Herkes ne konuşuyorsa konuşsun, ne diyorsa desin herkes. Yayın GG mi? Bakayım, bende GG gözükmüyor. Pugiono 61 hoş geldin. Fypass'ın hoş geldin. Peki. Koğuş ağasına kışkırtma yaptık. Çok riskli oldu. Kiracı bu. Kiracab. Hoş geldin. Eskisi gibi olacak mısın? Videolar gelmeye devam edecek mi? Bilmiyorum. Aa, bir fikrim yok. Bir fikrim yok. Thank you. Yani umalım ki o. Burak Özsait, hoş geldin. Sağ ol. Yani o şey yok pek aklımda. Hani video çekeyim mi? Ne video çekeyim falan filan, o tarz şeyler gelmiyor hiç aklıma şu an. Quarex Yançar, hoş geldin. Ux Cihi, hoş geldin. Unber'den hoş geldin. Ya aslında en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Hani videomdaki en büyük sıkıntı şeydi. Videonun kendi içinde bir yerde parodi yazmış olsaydı, hani başlangıcında ya da altında bir yerde falan, videonun içinde bir yerde parodi yazıyor olsaydı, o zaman biraz daha rahat olabilirdi işim. Ama hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Hiç aklıma gelmedi şey olacağı. Ciddiye alınabileceği ihtimali hiç aklıma gelmedi. Unberden ve Onur Adak, hoş geldiniz. Bronki, hoş geldin. Ay.
Mehmet Han'a 10 TL yolladı. Sağ ol. Yani aklıma gelmedi. Cidden aklıma gelmedi. Aynen Twitter'da şu an bir şey yapmanıza gerek yok. Şükrü 38 ve Neslihan 1 ay. Hoş geldiniz. LOL Kral hoş geldin. Harun Can da bayağı flood yaptı bu arada. Ha gördüm gördüm. Peki yani sağ olun. Burada ilk yayın açtığınızda mod spam yapılırdı ve ben mod olarak hepsini banlamıştım. Ne günlerdi be. Vay be. Ciddi anlamda kafan kuş evine benziyor. Evet farkındayım. Farkındayım. Bildiğin kafam kuş evi. Aynen. Fayda sana tanıklık yapacakmış yarınki podcast'te bahsediyor. Ha, bildiğin şey mi dedi? Yapacağım mı dedi? Ya gerçi işte hani benim şeyleri götürmem lazım. Yaptığım diğer parodi mahkemelerine götürmem lazım. Önce bir. Onları da yani kanıt olarak sunabilirim. Yani bakın ben zaten hani böyle videolar yapıyorum. Abdüselam'la küs müsün? Yo. Crippling Depression teşekkürler. Üst kurul mahkemesin ne zaman? İşte var ona da var ona. Yok sanırım. Ya emin değilim kimin tanık olarak girebileceğine ya da kaç kişiyi falan tanık olarak gösterebileceğini ama o konuda da bir şeyden haberdar olursam ve bir şeyin yapılması gerekiyorsa falan haber veririm. Derim böyle böyle bir durum var. Tanık var mı aranızda diye. İşte daha ne gibi bir kanıt kaldı diyorsun? Şey kanıt olabilir. Hani diğer parodi şarkılarımı gösterirsem yani bakın bu benim zaten yaptığım bir şey. Bakın bu böyle bir olay diye. Hop. Turgun Umut ve Scan Ayvaz hoş geldiniz. Belki onun bir şeyi olabilir. Onun bir faydası olabilir. Diğer parodilerden umarım perma atmazlar. Yok ya. Yiğit Alp Çavdar parodisinden mi yani şey, ya da işte Burak Güngör parodisi, Yörekok parodisi işte hepsi zaten şeydi yani. O kişilerin bir özelliğini alıp onu abartıyordum böyle hani üstlere taşıyor. Yörekok videolarında yemeklerden bahsediyor falan diye videonun baştan sona böyle absürt yemeklerden hani bahsediyor falan. Yani
Evi bu bulunamayan karga otu. Hoş geldin. Kargocu, evi bulamayan kargocu. Hoş geldin. Panik atak geçirmeme challenge. Ezel'i tanımayan bunları hiç tanımaz gibime geliyor. Umarım bir işe yarar. Yani işte bana şey dediler. Hani üst mahkemeye. Biraz daha şeymiş. İlgiliymiş. Konuyla daha yakından ilgileniyorlarmış falan filan. Öyle. Öyle dediler bana. Evet, Cari'nin de tweetini gördüm. Ferit'in de yayınını gördüm. Ferit de yayınında konuşmuş. Başka Nuri Sas, hoş geldin. Yani